Ruslan Hanım lütfen sakin olun. Siz evli bir kadınsınız. Aman! Sen de başımıza öbür dünya namussuzu kesildin. Gel de neşemizi bulalım yavrum. Tövbe tövbe. Ruslan Hanım bakın sizin gibi bir ruha hiç yakışmıyor böyle şeyler. Yakışır, yakışır. Ah senin de hoşuna gidecek. Ay durun ayol başımı döndürdünüz. Ay sevgili kocam Saadettin'i şu anda araba ezmek üzere. Ay durun önce kocamı kurtarayım. Oh, oh Allah'a şükür kurtuldu. Gerçi havada 30 metre nasıl uçtuğunu hep düşünecek ama olsun düşünsün. Kurtuldu ya siz ona bakın. Koca dediğinde aklıma geldi. Ben de gidip Mazhar'a bir bakayım bari. En son uyumaya çalışıyordu. Acaba başarabildi mi? Oh be, gitti de kurtulduk. Yani tacizciliğin ne fena bir şey olduğunu sonunda artık anladım. Yani hele tacizci hayalet, tacizci doktordan bile kötüymüş. Bence Ruhsar'ı bu aralar yalnız bırakmamalısın Şerruh. O niye anlayamadım? Hayır ne bileyim, hareketlerinde biraz tuhaflık var galiba. Benim bildiğim Ruhsar böyle değildi. E sen öyle diyorsan, yalnız bırakmam tabii. Beni kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi ben bir uyku problemi çekiyorum. Aklıma gelen bütün yolları denememe rağmen bir türlü uyuyamadım. Tek bir çare kaldı, o da şu, ben minibüse bindiğim zaman hemen uyuyorum. O zaman seni gerçek minibüse bindirseydik ya kanka. Ne zaman uyuyacağımı bilmediğim için minibüse binmek saçma olabilir. Ha. Ya bindiğim zaman uykum gelmezse, ya tam uyuyacakken ben minibüs fren yaparsa. Bunun gibi bir sürü problem var. Bu yüzden en doğrusu kendi minibüsümüzü kendimiz yapmaktır dedim ve yaptım. Hadi bakalım herkes sanal minibüse. Buyurun. Hadi bakalım. Hazır mı herkes? Hazır. Hadi iyi yolculuklar. Dikkatli kullan. Sağ ol. İyi yolculuklar. Olmuyor. Olmuyor. Demek ki yeteri kadar minibüs ortamı olamamış ya. Olmadı mı? Daha ne olsun be oğlum? İşte sıra sıra oturduk ya. Yok yok, Mazhar haklı. Müziksiz minibüs zilsiz Tarkan gibidir. Hadi uyu yavrum, hadi. Uyuyamıyorum anne, yok. Uyursun minik kuşum, uyursun. Hadi koy başını omuzuma bak, uyursun. Bak. Kapa gözünü de bakayım, ha, kapa gözünü. Bak. Direksiyon alayım, direksiyon alayım. Müzik de tanım. Hadi bakalım, hadi gidiyoruz. Şuradan bir tane Aksaray alır mısınız? Ücretler bozuk olsun lütfen. Evet, arkadan vermeyenler. Ben Leningrad'da inecek. Leningrad'dan geçmez bu yenge. Biz seni Moskova yakınlarında indirirsen oradan devam edersin. Olur. Ne oluyor ya? Lütfen Şerruh. Ben uyuyup uyandım galiba. Çökün ileride çevirme var. Durun bir dakika. Anne sen benim evlenmem konusunda ne düşünüyorsun? Ne mi düşünüyorum? Tabii ki seni evlendirip mürüvvetini görmek istiyorum. Ne olurdu sanki, ne olurdu? Şu Ruşen amcanın oğlu Sedat'ı örnek alsaydın kendine ha? Reyhan, sen hala kitap okumaya devam ediyor musun? Ben mi? Yani evet, en son Cina'nın Luna Park'ta kitabını okumuştum, çok güzeldi. Çok iyi ya. Kanka, senin benimle konuşmak istediğin çok önemli bir konu var mı? Benim mi? Yok canım, ne olabilir? Ruhum, sen Şerruh'la gezip tozmak istiyor musun? Ben Şerruh'la gezmek isteyeceğim. Sen beni başka birisiyle karıştırdın galiba. Evet be, işte benim hayatımın hayaleti böyle olur. Gel kız, gel sana sarılayım be. Bu manzarayı görmektense gidip cehenneme zebanileri seyretmek benim için daha iyidir. Hadi kalkın gidiyoruz. Düş önüme, yürü, düş önüme. Ruhum, bazen düşünüyorum da yani benim hayatımdaki insanlar ne kadar tatlı, ne kadar güzel insanlarmış ya. Niye öyle diyorsun aşkım? Mesela Reyhan'ın salaklıkları, annenin seni evlendirmek için yaptığı tacizler, sonra benim kıskançlıklarım. İş yerinde yaşadığı sıkıntılar daha mı iyiydi? İyi, hem de çok iyi. İnsan bazen bunların tam tersiyle mutlu olabileceğini zanneder ama belki de olmayabilir. Neyse, şimdi sen bana güzel bir öpücük ver de bu macerayı da tatlı tatlı bitirelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruslar ölmemiş. Helale